A kitapçı 14. soru, B kitapçı 9. soru. Evet bu sorumuza demiş ki sabun ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Yağ asitlerinin sodyum ve potasyum tuzlarıdır. Bu ifademiz doğrudur. Çünkü sabunlar bitkisel veya hayvansal yağların sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit gibi kuvvetli bazlarla tepkime sonucu elde edilirler. Hidrofil ve hidrofob uçlar içeriler. Evet, bu ifademize doğrudur. Sabunlar baş ve kuyruk olmak üzere iki kısımdan oluşurlar. Ben buraya şekillerini çizmiş oldum. Buraya baktığımız zaman baş kısmı suyu seven yani hidrofil kısımdır. Yani polar yapılı olduğu için su ile etkileşen kısım burasıdır. Kuyruk kısmı ise suyu sevmeyen yani hidrofob kısımdır. Hidrofob kısımdır. Apolar yapılı olduğu için de kir ile etkileşir. Bunu da söylemiş olduk. O zaman B seçeneğimize doğrudur. Suda çözünürlüğünde asitik bir çözelti oluşur demiş. Bu ifademiz zaten yanlıştır. Çünkü sabunlar e, sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit gibi kuvvetli bazlarla tepkime sonucu oluşurlar. Dolayısıyla sabunlar bazik özellik gösterirler. Asitik özellik değil. O halde cevabımız C seçeneğidir. Sert sularda tüketimi daha fazladır. Evet, bu ifademiz doğrudur. Potasyum katyonu içeren sabuna Arap sabunu denir. Eğer buradaki sodyum yerine potasyum olursa biz bu sabuna yumuşak sabun deriz. Yumuşak sabun veya Arap sabunu olarak bilinir. Sodyum eğer varsa burada biz bu sabuna da sert sabun deriz. O halde E seçeneğimiz de zaten doğrudur.